İnsanların günlük hayatta en çok iç içe olduğu kavramlardan birisidir dua. İstisnasız herkesin dilinden dökülen bir dua vardır. Peki, kabul olacağını bildiğiniz bir dua olsaydı en çok neyi isterdiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplarla karşılaştın? Edileceğini bildiğiniz bir dua olsaydı ne isterdiniz? Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısı nasip etmesini isterim insanlar hakkında. Türkiye'nin geleceği. Zengin olmak. Zengin olmak herhalde. Bol bol para isterdim. Dünyanın en zengin adamı olmak isterdim. Abi şu YGS'ye geçelim daha ne isteyeyim ben. Sevdiğimi isterdim. İki tane dil öğrenmek isterdim. Öğretmen adayım, atanmayı isterdim herhalde. Para isterdim, huzur isterdim, sağlık isterdim. Müslümanlara karşı zulmün durmasını isterdim. Ben okuduğum bölümü bitirmek isterdim. Çünkü bitiremiyorum. Gerçekten bitiremiyorum. Öyle mi? Günahlarım laf olmasını. Dünyada hani Müslümanların zulüm görmesini isterdim hani. İslam üzerine yaşamalarını isterdim. Oğlumun astronot olmasını isterdim. Benim yani en çok. Ben de onu isterdim. Astronot olmasını isterdim. NASA'da görev yapmasını isterdim. Başka gezegenlere gitmesini isterdim. Bilmem, böyle bir hayatım olsun istemezdim. Başka bir ülkede yaşamak isterdim. Şeriat devletinde yaşayıp ölmeyi. Burası tüm böyle Mekke Medine olsun isterdim. Cennete gitmek isterdim. Cennete isterdim, başka bir şey istemezdim. Yıllardır onun yüzüne çok büyük zarar ettiğim sevgilimle mutlu olmak isterdim. Batırdığı için beni. Tabii ki insan öbür tarafa cennete gitmek istiyor. Cennete gitmeyi kabul etmesini isterdim Allah'ın. Ama tabii insan sevgilisinin önce dayanamıyor. Çok kazık yedim. Onun etkisi var üzerimde. Geçmesini bekliyoruz işte. Cumhurbaşkanı olmak isterdim mesela. Türkiye'ye yani. Kendi hayal ettiğim Türkiye'yi yaratmak için. Sevgilimi isterdim ya. Ayrıldık baba. Beni affetmesini isterdim. Sahte insanları da göndermesini isterdim. Parası olan düdük çalıyor. Parası olmayan da benim gibi kıyar gibi oynuyor. Radyo TV okuyorum ben. Radyo TV ile alakalı... Yani mesleğimle alakalı bir yenilik isterdim. Para isterdim, ev isterdim, rahatlık isterdim tabii ki. Fakirlere yardım edilmesini isterdim. Çocuklarım için güzel bir gelecek isterdim herhalde. Yeryüzünde bütün herkesin İslamiyet'e uygun yaşamasını, herkesin kardeş olmasını. Dua ederdim bir an önce evlenmek için. Evlenecek kız bakıyor arkadaş da. Evlenecek kız bakıyoruz, böyle mütedeyyin, aklı başında, evine, ailesine, ocağına sahip çıkacak, çok para harcamayacak, tutumlu, aynı zamanda aile efradı bir böyle kardeş kız bakıyor. Harçların kaldırılması üniversitede. Allah'ımı unutmamak için bana sağlık sıhhat versin, akıl versin, zikir versin. Şans isterdim herhalde. Çünkü... Süper Loto'da iki rakamı bile tutturamayan biz şans isterdik. Zenginlik isterdim. Fakir insanlara yardım ederdim. En güzel bir şekilde. Nerede fakir var onları araştırır bulurdum. Onlara yardım ederdim. Gerekirse evinde alırdım. Çocuğu evlenecekse çocuğunu evlendirirdim. İhtiyacı olan her şeyini alırdım. Rabbim bana öyle bir zenginlik vermiş olsaydı her şeyi yapardım. Teşekkürler. Bence ondan zengin olamıyor. Size soralım. Bence ondan zengin olamıyor. Farklı düşünmesi lazım. Ben vermeyeceğim, dağıtmayacağım diyecek. Ancak öyle zenginlik belki gelir. İnsan mutlu olmak isterdi herhalde. Dert, keder, savaş bitsin isterdi yani. Acı çekmek, insanların ölmesi hiç olmasın isterdi. Abi ilk başta bütün patronları fakir yapardım, işçileri zengin yapardım. Vallahi bunu yapardım. Bakıyorsun çevrenizdeki insanlar daha rahat yaşıyor. Sen de yaşamak istersin. Daha hoş, daha bir yerde oturmak istersin. Boğaz'da oturmak isterim. Böyle şeyler. İyi arabaya binmek isterim. Belediye otobüsüne gitmek var. Mercedes'e gitmek var. Değil mi? Dünyadaki şu an akan, özellikle Müslüman kanının durmasını isterim. Çünkü şu an dünyanın hiçbir yerinde karışık olan bir Hristiyan memleketi yok veya Yahudi memleketi yok. Şu an maalesef bütün İslam alemi kan ağlıyor. Tüm Müslümanlara, bütün dünya insanlarına barış dilerdim yani.